yaşam olması çok ilginç olay. Nedir sence bu? Ya başından beri beklediğimiz Üsküdar'dan başlayan şu video. Manyak bir yolculuğa çıkıyorum abi. Nereden baksanız 2 saat 3 saat uykuyla duruyorum şu an. Çünkü daha dün vizemi aldığım bir yolculuğa çıkıyorum. Dünyanın en soğuk yerlerinden birisine, Greenland'a yolculuk başlıyor bugün. Çantamı hazırladım, gecenin bir vakti içine ne koyduğumu bile bilmiyorum. Olabildiğince bütün kışlıklarımı aldım yanıma. Kamera ekipmanlarımı aldım. İnanılmaz heyecanlı bir yolculuk benim için. Çünkü hayatımın en güzel deneyimlerinden bir tanesini yaşamaya gidiyorum bugün. Gelin bakalım şu Greenland nasıl bir yermiş görmeye gidelim. Hadi hadi yola çıkalım çünkü geç kalacağım. Uçağım var ve ben hala evdeyim. Gidiyorum, görüşürüz. Ha şunları da yanıma alıp yoldayız. Hadi gidelim. Ve ben bu yolda 6 saat kala hazırlanıyorum. İnsanlar aylarca hazırlık yapıyor. Hoş bulduk abi. Hava şimdi çok daha hava kalkmasına var. Hani yedeteleyken. Bu arada Greenland'a benim yakın arkadaşım Mücahit'le gidiyoruz. Mücahit Muğlu'yu zaten belki Instagram'da tanıyorsunuzdur. Tanımıyorsanız mutlaka takip edin. Şu aşağı bir yere bırakacağım. Ben hayatımda ilk defa yurt dışına Sırbistan'a gitmiştim. Balkan turu yapmıştık beraber. Otostopla Balkanları gezmiştik. Ve ilk defa beraber yurt dışına çıkmıştık. Bir daha da gitmedik zaten. Bir daha da beraber bir yere gitmeyiz dedik. Şimdi tekrardan yıllar sonra Greenland gibi efsane bir deneyimimi beraber yaşamaya gidiyoruz. Ve çok heyecanlıyım. Kalbim kütür kütür atıyor. Çünkü inanılmaz bir deneyim abi. Defalarca söyledim bunu ama Antarktika deneyimi gibi bir deneyim benim için. Çünkü acayip yaşamlar var. Bütün detayları anlatacağım size. Şimdi burada Airbnb Kopenhag'dayız. Danimarka'dan Greenland'a Kanger diye bir yer var. Oraya uçacağız. Oradan sonra da Ilisutat diye bir yer var. Oraya uçacağız. Bayağı bir uçuş bekliyor bizi. Tüm süreci çektiğim bir video olacak bu da benim için. Daha dün Büyükelçilik'te vizeyi almaya çalışıyorum. Biraz dinlenmemiz lazım. Eve geçtiğimizi anlatırım. Hadi görüşürüz. Ve Kopenhag'ın şehrindeyiz. Şimdi buradan 5C otobüsünü bulup gideceğimiz yere yakın bir yere gidecekmişiz. Bulabilirsek tabii. Şimdi yanıma oturduğum abi Türkmüş. Konyalıymış hatta. 30 yıl önce falan gelmiş. Bayram abi değil mi abi? Bayramda. Ne yapıyorsun burada abi? Taksi şoförü yapıyorum. Taksim var burada. Ticaret taksi. Türkçe konuşur gibi oldu. Dedim acaba bekleyeyim ya. Memnun oldum abi. Bayram abi 30 yıldır burada yaşıyormuş. Diyor ki Avrupa'ya öyle sizin gördüğünüz gözlerle bakmayın diyor. Buradaki insanlar çok milliyetçi diyor. Burada seni yabancı olduğunu hissettiriyorlar. Özellikle Danimarka için konuşuyor gerçi de. 30 yıl neler yaşamıştır kim bilir Bayram abi burada. Şimdi bir yere geldik. Tam adresi takip et geldik vallahi. Umarım doğru gelmişizdir. He anahtarı buldum. Oğlum çok saçma bir yerdeki anahtar. Böyle kodlu bir şeyin içine koymuş. Kodu açıyorsun falan böyle. Oluyor ya öyle. Tamam. Çözdük. O direkt oda bura. Bizim yatağımız hazır bile değil. Bak böyle bir yerdeyiz. Tatatatam. Vallahi iyi uyuduk ha. Bu arada Airbnb'den tuttuk burayı. Kişi başı kaç dolar abi? Lan 55 dolar mı? 59 dolar ödedik şuraya. Kaldığımız ev burası. Bir tane de kız var. Miami'den gelmiş. Böyle bir yerde kalıyoruz. 4 kişilik yer burası, 2 kişilik yer burası. Bir de şöyle mutfak var. Öyle. Çay içelim. Hem çay içerken size şu Greenland vizesini, Greenland'da hakkında biraz şeyler anlatmak istiyoruz. Çünkü bayağı ilginç şeyler yaşadık. Hadi çay içelim. Şimdi inanılmaz acayip saçma salak şeyler yaşadık. Birazcık onlardan bahsedelim. Şimdi gideceğimiz Greenland, bu beyaz olan yer var ya, Norveç'in orada hemen kenarında, Alaska'nın falan böyle acayip kutuplara yakın. Şeyin çemberin içinde oluyor değil mi büyük bir kısmı? Ne çemberi deniyor ona? Arktik çember. Arktik çember, aynen. O çemberin içine gideceğiz abi. O yüzden kuzey ışıklarını görme ihtimalimiz de var. Bilmiyoruz. O tamamen şans olacak bizim için. Çok heyecanlıyız o konuda. Şimdi Greenland, ben Norveç'ten gelir gelmez başvurduğum bir vize oldu. Normalde Danimarka içerisinde
içinde bulunan bir özel bölge Grenland. Ne bir ülke ne bir kıta. Koskoca dünyanın en büyük adası olarak geçiyor. Ve biz dedik biz buraya gidelim. Mücahit'le uzun zamandır konuşuyoruz bir yerlere gidelim bir yerlere gidelim diye. Grenland bizim için inanılmaz heyecanlı bir yer oldu. Dedik ki vizeye başvuralım. Nereye başvuracağız? Danimarka'ya. Bütün evraklarımızı topladık. Daha önce Schengen'ler almışız. Her şeyimiz hazır. Dedik ki hemen alırız. Normalde 45 dakikaya alınan bir vizeymiş Grenland. Şansımıza İstanbul'da konsolosluk kapatılıyor. Biz de vizeye başvuruyoruz. 5 gün sonra uçuşumuz var. Dolayısıyla 5 gün içinde vizenin çıkmanın imkanı çünkü Ankara'ya gönderiliyor bütün evraklar. Dedik ne yapacağız? Mücahit Artvin'de, ben İstanbul'dayım. Geriye kalmış bir gün. Ne yapabiliriz? Sen anla. Tek çaremiz Ankara'ya gitmekti. Ben oradan otobüse atladım geldim. Emre de İstanbul'dan geldi. Aynen. Direkt konsolosluğun kapısına gittik. Sabah 8'de aşağıda dedik bize vize verin. Normalde böyle bir şey yok. Demezsin yani konsolosluğa. Güvenlikler içeri almaz seni. Dedik bizim durum böyle böyle. Bize vize vermeniz lazım. Yarın uçağımız var. Güvenlik biraz yardımcı olmaya çalıştı. Bir şekilde iletişimi kurduk. Sonra aradık telefonla. Durumumuzu anlat böyle böyle. Sonra telefonda bizi mülakata aldılar. İngilizce sohbet ettik. Dediler belli değil 3'e kadar bekleyin. Saat 4'te de uçağımız var tekrar İstanbul'a. Yani o kadar kritik ki her şey. Bayağı zor bir gün geçti kısacası. En de sonunda vizemizi aldık. Vize de anında şöyle bir vize. Üzerinde Greenland yazıyor. Yani bu demektir ki sadece Greenland'a gidebiliriz. Biz şu an Danimarka, Kopenhag'da. Buraya girmemizin şansı yok. Ve bunu buraya gelene kadar fark etmedik. Danimarka'ya geldik. Siz buraya giremezsiniz. Bu Greenland vizesi diyor. Schengen vizesi yok. Siz Schengen bölgesine giriyorsunuz dedi. Orada da bir saat bizi sorguya çektiler. Neyse en de sonunda başka vizelerden arttan kalan Schengen günlerimiz vardı. İşte onunla geçtim. Greenland nasıl bir yer bilmiyoruz. Şimdi ilginç olan şu orada değişik değişik şehirler var. Hiçbir arasında karayolu yok. Hepsini uçarak gitmek zorundasın ya da denizden gitmek zorundasın. Zaten video göreceksin. Her şeyi size anlatacağım ben de giderken. Beraber deneyimleyeceğiz ya. Görüşürüz yarın o zaman. Günaydın gençlik, ne haber? Allah biz sabahın köründe kalktık, hazırlandık. Sen ne yapıyorsun, içeri mi gireceksin sen? Ha sen dışarıda kaldın. Sen Mücahit şimdi gelir açar. Mücu! Şu anda böyle bir yerdeyim. İncin tüp oynuyor. Buradan şimdi tekrar geldiğimiz gibi otobüse bineceğiz, metroya bineceğiz, havalanına gideceğiz. Havalanına yaklaşık 5 saatlik bir uçuşumuz var. Allah'tan uçakta yemek falan var. Greenland Airline. Değişik bir hava yolları. Deneyeceğiz, onu da deneyeceğiz, onu da göstereceğim size. Mücu, şu kedi içeri al ya. Aldım. Yazık dışarıda kalmış. Hazır mısın? Allah, 10 numara hazırım. Ama. Mücü biraz üşüttü ama şimdi hemen toparlanacağız, bir şeyler yiyeceğiz değil mi? Hadi bakalım. Şimdi bilet aldık metro için. Metro biletleri de böyle check-in yapılıyor. Ha direkt bunu basmıyoruz. It's done. Okay, thank you. Ya herkes dıt yapıp geçiyordu, ben de dıt yapacağım diye heyecanlandım. Dıtsızmış bu. Greenland check-in'imizi yaptık. Şimdi şurada bir yerde kahvaltı yapmaya gideceğiz. Çok acıktık çünkü. Şimdi böyle 7-Eleven bulduk bir tane. Havalanın içerisinde kahvaltı yapabileceğimiz bir yer. Böyle şeyler var. Açık büfe yapmışlar. Domates, peynir. Peynir diyorum. Aa peynir aynı. Yumurta, zeytin var. Bilmem ne topları. Şu herhalde vegetable falan. Tavuk var. Mercimek var. Burada da sandviçler var. Yaklaşık 45 lira gibi düşünebilirsin. Direkt tam değer geliyor. 1.1 mi neydi Türk parasıyla? 45 lira bir tane sandviç. Meyve de var. Meyve de alalım. 20 lira. Şunlardan da alabiliriz. 17 falan. Salatalar var. Makarna da var. Yiyecek var ya burada. 100 gramı yaklaşık 13.95. Buna koyuyoruz. 100 gram. Ne kadar gelirse o kadar para ödüyoruz. Ne kadarlık alışveriş bakmadım. 81 lira ödedim. Danimarka'daki kahvaltım. Şu ne var içinde? Yumurta var, falafel var, makarna var. Birazcık böyle şey yaptım üstüne. İşte salata malata koydum, domates koydum. Şöyle bir yemeğim var. Bir de şöyle bir portakal suyu aldım. Havalanlarında normalde bizim havaalanında şehirde olan fiyatla havaalanında olan fiyat uçuk bir fark var ya. Çünkü havaalanındaki fiyatlar dövizle fiyatlandırılıyor. Burada öyle bir şey yok mesela. Şehirde de su 1 euro 2 euro, burada da aynı 1 euro 2 euro. Aynı şekilde şunu şehirde de yesen 70-80 ödeyeceksin ikisine beraber. Burada da aynı, o uçukluk yok. O yüzden çok güzel. Greenland hazırım. Valla güvenlik o kadar kalabalıktı ki neredeyse uçağa kaçacağız şimdi. Geti dur koşuyoruz. Vallahi yetiştik abi. Uçağımız bu. Kırmızı uçak. Greenland'a. Greenland'a gidecek uçak. Ben niye Greenland diyorum bilmiyorum ama Greenland diyemediğim için olabilir. O efsane yolculuk başlayacak. Cam kenarına sığdım ve buzulların üstünden geçerken izlemeyi vallahi dört gözle bekliyorum. Çok heyecanlı benim için. Tabii size de unutmazsam göstereceğim.
olarak şimdi Kopenhag'dan başladık. Norveç'in üstünden geçiyor. Şurası Forey Adaları. Forey Adaları'ndan geçtikten sonra İzlanda'nın yanına geçeceğiz. Sonra şu buz kütlesinin yanına geliyoruz abi. Devasa buz. Gideceğimiz yerde Kangerlussuaq. Burada bir günümüz olacak. Ardından şurada şey yazıyor ya, Ilulissat. Oraya uçacağız. Zamanımızın çoğu şu bölgede geçecek. Şöyle bir yolculuk. Thank you. Şimdi yemek verecekler ve ne istediğini soruyorlar. Normalde business class'ta sorarlar ya, burada ekonomi class'ta olmamıza rağmen gelip ne yiyeceğini soruyor, ne içeceğini soruyor. Bir de böyle sinek getirdiler, atıştırmadım. Böyle ekmek, siyah ekmek. Ne var acaba içinde? Anlamadım ne olduğunu, çok değişik bir şey. Yemeğim de geldi, böyle bir yemek. Enteresan duruyor, anlamadım ama. Çok sıcak. Patatesli, havuçlu, domates soslu falan filan. Değişik bir yemek. Böyle çok tatlı bir tane tatlı hazırlamışlar. Nane falan koymuşlar, çilek falan var. Fed 10 üzerinden 7 falan veriyorum yemeğe. Çünkü çok daha iyi deneyim. Türk Havalları falan çok daha iyi bu konuda. Hey, fena değil. Ben söyledim. Thank you. Thank you. Greenland'dayız. Ağzından buhar çıkmaya başladı bile. Soğuk kız gibi. Tabii ki havaalanı yok. Bir tane bu şey var böyle. Bina gibi bir şey. Onun önüne iniyor uçak. Anda havaalanı bu komple. Sabah 9.30'da oradan bindik. Şu an yine saat 10. Çünkü arasında 5 saat bir fark var. Türkiye ile aramızda 6 saat fark var burada. Ulan heyecandan öleceğim ya. Çok güzel. Benimki niye bu kadar çabuk ya? Çantalarımızı aldık şimdi. Seninki nerede acaba? Seninki de geldi. Şimdi biz burada bir tane hostelde kalacağız. Zaten bir tane hostel var bu şehirde. Onlar dedi ki sizi havalandan almaya gelebiliriz. Uçağınızı yazın, muhtemelen geldiler. Old Camp diye bir hostelde kalacağız burada. Bayağı eski bir otobüs. Çok ilginç bir coğrafyaya geldik. Çok ilginç insanların yaşadığı yerler. Şöyle çok ilginç şeylerin beklediğini düşünüyoruz burada. Bakalım ilginç şeyler olacak. Sanki böyle Greenland değil de daha 3. sınıf bir ülkeye gelmiş gibi değil mi? Çünkü gördüğümüz kadarıyla fazla değer verilmiyor şehirleşmeye, modernleşmeye, sanayileşmeye. Belki de bu şehir böyledir. Ya. Belki de yani Nuk'a falan bakmak lazım. Nuk başkent. Şimdi bu Kangerlussuaq diye bir yerdeyiz. Burada bir gecemiz var. Şimdi gideceğimiz asıl yere gitmemiz için burada kalmamız gerekiyor. Çünkü uçuşumuz buradan. Adı da Ilulissat asıl gitmemiz gereken. Orası UNESCO Heritage arazi diye geçiyor. Yol neredeyse hiç yok. Çok az var. Araç da yok ve demiryolu hiç yok. Sadece uçaklar ve deniz yoluyla ulaşım sağlanıyor. Biz heyecanlıyız. Hostel zaten hemen havaalanının dibinde bir yerde. Abi bizi de hostele doğru götürüyor. Burası bayağı kel. Bir tane bitkinin olmadığı acayip bir yer. Muhtemelen kışın gelsek buraya. Şimdi yaz geldik ya, yazın sonlarına doğru. Kışın gelsek her yer kar olacak. Böyle kel kel yerlerden geçiyoruz. Geldik bile. 3 dakika falan sürdü zaten. Şimdi çekinimizi yaptık. Kayak diye bir yer kulübü bulacağız şimdi. Oraya doğru gidiyorum. Şu anda hava sıcaklığını gösteren bir termometre. 10 derece şurası. 1 ile 2 arasında sıcaklık var şu an. Tabii güneş var da hissetmiyoruz. Ona duvarda ay postu var lan. Hello. Hello. Hah burası. Ta 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 tam. Evet, Mücahit'te geceyi geçireceğimiz otel odamız burası. Bence çok güzel. Beklediğinden iyi yani. Ben hostelde gittim zannediyordum çünkü. Yani sadece güzel. Gayet kullanışlı. Yatılır, uyunur. Ama burada kel ya işte. Kel aynak bir yere geldik. Yarın ilk saatte vereceğiz. Vay ya, bize Greenland diye buraya getirdiler. Kim, belki Konya'nın bir kenarını çevirmişlerdir. Haberimiz yok. Ah şunu şöyle koyayım. Var ya size şimdi çok güzel bir şey anlatacağım. Muhtemelen çantamda ağırlık yapan en güzel şey şu ana kadar bu oldu. Yurt dışına giderken benim yanıma mutlaka aldığım şeyler oluyor böyle. Fıstık alıyorum, Türkiye'den götürebileceğim, yurt dışında bulamayacağım şeyler mutlaka yanıma alıyorum ama bunların bir limiti oluyor. Her zaman almıyorum çünkü zaten aldığım şeyler hazır gıda olacağını düşündüğüm için çok böyle yanaşmıyordum. Sağlıklı beslenmeye çalışıyorum son zamanlarda. Yayla bakliyatı görünce ben inanılmaz heyecanlandım. Çünkü benim yurt dışından Türkiye'ye dönmemin en büyük motivasyonlarından bir tanesi de Türk yemekleri yiyecek olmamdı. Hazır yemek anlayışının ötesine geçmişler.
bildiğin pişmiş hazır yemek getiriyorlar ama içinde katkı maddesi kesinlikle yok. Çünkü şu dışında gördüğünüz ambalaj Japon teknolojisiyle yapmışlar. Ve şeymiş böyle. Bunu bayağı uzun süre raf ömrünü koruyabildikleri bir şeymiş. Bu arada öğrenciler için, kamp için, bakayım yurt dışına sürekli seyahat eden hostesler için falan. Daha çok Türk yemeklerini yemek isteyen ve hızlı yemek yemek isteyen herkes için çok ideal. Umarım buradan benim videomu izlersiniz, duyarsınız da bana böyle ev mevlü bir koli yayla baklaya türünleri gönderir size. Ben dünyanın her yerinde onları yerim. Yayla baklaya sesimi duy buradan. Hadi yemekleri yapalım. Tatatam. Yemek yemek bence dünyanın en güzel şeylerinden bir tanesi. Allah kimse açlıkla sınamasın abi. Benden 10 puan aldım. İnanılmaz bir sessizlik var ya. Burada yaşam olması çok ilginç olay zaten. Hiç çıt yok. Sadece uçak kalktığı zaman inanılmaz bir gürültü oluyor. Şeylere baksanıza arkadaki. Şimdi hostelin mutfak kısmına geldik. Mutfağın olduğu gibi lan bu bayağı ayı postu lan değil mi? Ayı mı kurt. Kurt postu. Baksana hostelin her yerinde kurtlar var. Kurt postları. Burada mutfağı bir şeyler yer içersek diye. Şimdi burada post ofis varmış, ona gideceğiz. Hem biraz etrafı keşfedeceğiz. Bakalım ne var ne yok. Göreceğiz. Neyleri? Kitleri falan böyle. Aa sera gibi bir şey değil mi bu? Ha. Başka türlü yapamazlar zaten. Lahana mı var? Maydanoz var. Zaten bu kurak yerde başka türlü bitki yetişmez. Bir tane ot yok, yeşil bir şey yok ya kardeşim. Bizim Konya'da bile bir sürü çayır çimen var. Oha! Oğlum bu ne? Kafa lan bu. Buz tutmuş. Kafa var bunun içinde. Bunu sonra yiyecekler bence. Oğlum bu bildiğin kafa lan. Bir tane kelleler oluyor ya. Kelle paça. Aynen. Bu da geyin. Geyik paça. Ama havanın 0 derece yakın olduğunu anladık. Buz donmuş. Ne diyorsun acaba hayvan işlerine? Nedir sence bu? Değil mi? Kafalar. Bunları alıp eve atak olmaz mı ya? Rafa asmışlar şuralara falan. Şu ne arabası lan böyle yüksek? Oğlum zaten 4 tane şey var, inceleyip duruyoruz işte. Başka bir şey yok. Yarım saattir geçen tek araba otostop çektik, o da durmadı. Şimdi şapkaları mapkaları giydi geldi bana. Çünkü çok soğuk. Soğukta yürünmez dedik. Yarım saatlik yolumuz var şimdi. Ta arkada gördüğüm şeyler var ya. Anla oraya gideceğiz. Post ofise. Böyle bir hava. Gerçekten bak. Böyle temiz hava görmedim. Buradan neyi anlıyoruz? Hiç ağaç yok ama hava çok temiz. Neyi anlıyoruz burada? Oksijen bol. Oksijen nereden üretiliyor? Planktonlarda. Neredeki? Deniz, okyanustaki. İşte. Kamu spotu. Şimdi merkeze geldim. Merkez dedim de işte yani 4 tane evin oldu ya. Şurası market kısmı. Şu hemen arkamdaki de post ofis, postanesi. Oradan şimdi hat almaya çalışacağız. Çünkü internet çok pahalı. Günlüğü hostelin 400 lira verdik. Ona rağmen bedava internet dedik, belki hat alırsak çözeriz. Çünkü internetsiz yapamayız yani. Bir sürü şeye ihtiyacımız oluyor. Her şeyi oradan yöneteceğiz, bakalım burada var mı. Aa telefon falan var lan. Enteresan bir yermiş. Sadece 300 Danimarka kronuna, yani 300 lira gibi bir şeye sim kart satıyor. 100 Danimarka kronuna verirsen 250 MB internet veriyor. Yani 400 lira gibi bir şeye 250 MB internet satın alıyorsun. İnanılmaz saçma fiyat. O yüzden almadık tabii. Bir şekilde işlerimizi yürütmenin bir yolunu bulacağız. Şimdi otostop çektik. Yarım saatlik yolu tekrar yürümeyelim, soğukta dedik. Abi aldı bizi. Gidiyoruz bakalım. Abi dedik 1 km ileri giderseniz buzulları görebilirsiniz dedi. Şimdi biz 1 km ileri bıraktı. Tepeden görebiliyormuşuz. Oğlum bura nasıl bir şey? Denize bak, ta nerede? Bomboş şurası. Erimiş mi, çekilmiş mi? Abinin buzu dediği yer şurası. Muhtemelen kamerada çok gözükmeyecek ama şu tepenin arkası bembeyaz buz. Al, geldiğimiz yerin adı buymuş. Ujaranakungungnikukunut. Şu isim. Günaydın. Şimdi kalktık. Saat 8.45'te uçağımıza pırpır uçakla çizdi, böyle küçük bir uçakla. Orada zaten Airbnb'den bir yer tutmuştuk. Zaten 3 tane kayıt vardı. Yani birini tuttuk işte. Oraya doğru gideceğiz şimdi. Şimdi buz gibi lan. Abo.
Şimdi saat 7.20, 7.30'da pırpır uçakla Elisuta'da gidiyoruz. Gideceğimiz otobüs bu, sarı otobüs. I never felt like this. What are you doing to me? Havalandayız. Geldik şimdi kafeteryada kahve içelim dedik. Havamızın kalkmasına 45 dakika falan var. Havaalanının hemen önünde şöyle bir yer var. Şimdi Mücahit şey dedi, ben bilmiyordum. Barış Manço'nun burada çok ünlü bir fotoğrafı varmış. Biz dedik önünde bir fotoğraf çekilelim buraya kadar gelmişken. Bineceğimiz uçak bu. Pırpır uçakla uçacağız şimdi. Küçük bir uçak ya, baksanıza. Tervaneye bak. Şimdi şuradaki cama falan otursak çok güzel olacak manzara izlemek için. Merhaba. Şimdi koltuklarımıza oturduk. En öndeyiz. Sağ taraf en güzel manzaranın olacağı yermiş. Bakalım nasıl manzara göreceğiz. Heyecanlıyız. Pırpır uçakla gidiyoruz. İlk kez biniyorum ben. Ben de Sri Lanka'dan Hindistan'a geçmiştim ama bayağı uzun zaman oldu. O yüzden çok heyecanlıyım. Bu arada bütün uçak kazalarının çoğunluğu böyle küçük uçaklarda oluyor. Hadi hayırlısı. Çok iyi değil miydi oğlum manzaralar? Aklım gitti yine ya. Başından beri beklediğimiz Üsküdar'dan başlayan şu video tamamen şu manzaralar için. Nereye gidiyoruz lan? Oğlum ne tarafa gideceğiz? Bu tarafa mı? Rastgele gidiyoruz. Bu arada havalanı yine bu. İllusustatatlar. İllulisat. Lan nasıl söyleniyor bu ya? İllulisat. İllulisat. Bizi kimse karşılamıyor. Airbnb hostumuz bizi almaya geldi. Havaalanından çıkıp onun evine gidiyoruz şimdi. Long trip for us. So where did you fly from? We fly from Kangerlussuaq. Kangerlussuaq, okay. And we were in Copenhagen before that. And we were in Istanbul before that. And we were in Ankara before that. Many flights, like 5 flights. Finally we came. Geldik. Efsane bir yer. Eve geldik. Efsane bir yer tutmuşuz abi. Neyse arkadaşlar, bu video buraya kadardı. Videoda anlatmadığım her şeyi açıklama kısmında bulabilirsiniz. Yarından itibaren, daha doğrusu bugün itibaren yine video çekmeye devam edeceğim. Şimdilik görüşmek üzere. Çok heyecanlıyım. Yarınki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bye bye. Bye bye.